Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası'na bağlı olan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralmak için rekabet kuruluna başvurdu. Simit Sarayı 2002 yılında kurulan 2007 yılında Turkualiti teşviklerini almaya başlayan 2010 yılında ilk yurt dışı şubesini Hollanda'da açan bugün toplam 25 ülkede Türkiye'deki şubeleriyle birlikte 400 şube sayısına sahip olan bir şirkettir. Simit Sarayı Tur Quality'ye katıldığından bu teşviği almaya başladığı andan itibaren bugün 12 yıl geçmiştir. Bakın Simit Sarayı bugüne kadar Turkualiti'den Turku hangi teşvikleri almış? Simit Sarayı'nın tanıtım harcamaları için Turkualiti'den aldığı toplam tutar limitsiz. Mağaza kirası limitsiz. Mağaza temel kurulum, dekorasyon, mimari giderleri mağaza başına 1 milyon 154 bin TL. Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis limitsiz. Ofis, depo, showroom, satış sonrası servisin dekorasyonu ve mimari giderleri her bir mağaza için 1 milyon 154 bin TL. Pazara giriş belgeleri, ruhsatlandırmaları bu tip evrak işleri yıllık 2 milyon 887 bin TL. Bunların hepsi teşvik. Hepsi hibe. Bu söylediğim tüm tutarların Turkualiti teşviği kapsamında yüzde Ticaret Bakanlığı yani devletimiz yani vatandaşımızın vergileri ödüyor. Bakın devam edelim. Franchise eğer yapıldıysa ki Simit Sarayı bunu yapıyor. O zamanki mimari giderleri yine mağaza başına 577 bin TL. Bunun da yarısını yine Turkualiti ödüyor. Franchise'ların kiraları içinde yine mağaza başına 1 milyon 154 bin TL bölü 2. Danışmanlıklar bu meşhur e, av, e, avukatlık ofisi ortağının Simit Sarayı'nın yine ortağı olmasıyla ilişiklendirdiğimiz kısım. Danışmanlıklar ucu açık hangi hizmetler olduğu net değil. Belirli bir fatura istenilen danışmanlık faturasının kesilmesi suretiyle de yıllık 2 milyon 887 bin TL. Yine bunun yarısı ödeniyor. İstihdam için yine limitsiz bir rakamda, rakamlarda ama toplam 10 kişiye kadar. Pazar araştırması ve çalıştırması raporları limitsiz. Fuar limitsiz. Tabi bu limitsiz dediğim rakamları e, faturalanacak faturalandıktan sonra yarısını yine Türk Aleti ödeyecek. Ha, hangi rakama fatura edildiğini kim kontrol edecek? Zaten Türk Aleti teşviğini verenler kontrol edecek. Dolayısıyla burada da faturaların yine kabartılması, 2-3 katına fatura kesilmesi suretiyle hem harcanan giderler, eğer harcandıysa tabii, hem de üstüne kalan para da şirketin kasasına Direkt olarak girecek fuar e, hizmetleri ile ilgili e, Türk aletinin verdiği teşvik limitsiz Depo hizmetleri limitsiz gelişim yol haritası çalışması 800 bin TL bölü 2. Evet bu kadar mı? Hayır bu kadar değil. 2015 e, yılı 2015 slash 9 sayılı karar kapsamındaki, desteklerden de faydalanmışlar. Bakın hemen bunlara da bakalım. Ürün ve hizmet tescili limitsiz. Kalite, hijyen, çevre, pazara giriş belgeleri, danışmanlık giderleri limitsiz. İstihdam aynı anda azami 5 kişi istihdam edebiliyor. Bunlar her şube için geçerli ve e, 400 tane şubesi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yurt dışı birimlere ilişkin kira. Londra'da, New York'ta, dünyanın çeşitli yerlerinde kimi kira bedelleri 10 milyon dolar. Bunlara ilişkin Turkualite'nin yaptığı ödeme, teşvik limitsiz. Yurt dışı birimlerine ilişkin dekorasyon, teknik donanım giderleri bir tek mağaza için 200 bin dolar. Ön tanı merkezi ofis depo showroom, satış sonrası servis, rayon raf dekorasyon limitsiz. Yine aynı şekilde bunların mimari konsepti 200 bin dolar. Bunun da yarısını Turkualiti yine karşılıyor. Evet bunun gibi franchise ile ilgili de yine çeşitli tutarlar ve danışmanlıkla ilgili yani ölçülemeyecek rakamları ortaya çıkaran bir hizmet. O da her yıl 600 bin dolar. Evet uzun lafın kısası Turquality'den 12 yıl boyunca Simit Sarayı'nın aldığı teşvik tutarı bizim yaptığımız hesaplamalara göre en az 2 milyar TL'dir. Peki Simit Sarayı bu teşviği aldı ne yaptı? Simit Sarayı bu teşviği aldı ve uçtu. Neyle uçtu? İşte bu Simit Sarayı'nın patronu Abdullah Kavukçu'nun Challenger 300 tipi özel jeti 15 milyon dolar aslında filo da kurabilirmiş ancak o böyle bir uçak almış mütevazi davranmış 2 milyar TL'lik teşvik, teşviğin karşılığında bakın böyle bir Challenger tipi bir uçak almış aslında bir Boeing bir Airbus 340 bunları da kendisi alabilirdi. Maalesef Simit Sarayı'nın geldiği durum bu. Turkualliği ile ilgili Ticaret Bakanlığı Sayıştay raporları 2018 yılı Sayıştay raporları diyor ki biz diyor yıllardır diyor Ticaret Bakanlığını uyarıyoruz diyor. Bakın sizin kurduğunuz, desteklediğiniz bir birer Türk markası olarak dünyaya yaymak istediğiniz şirketler bir bir yabancı şirketler tarafından satın alınıyor. Çoğunluğu yabancı şirketler tarafından satın alınan bu şirketlere siz Turkualiti olarak hala teşvik vermeye devam ediyorsunuz diyor. Bunu da bulgusunda açıklamış diyor ki Ticaret Bakanlığı 2018 yılı Sayıştay denetim raporu. Bulgu 3. Turku desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında desteklenen firmaların çoğunluk hisseleri yabancı şirketlere satılan markaların desteklenmeye devam edilmesi diyor. Ve diyor ki bu hususa 2015, 2016 ve 2017 yılı denetim raporlarında yer verilmiş olmakla birlikte kamu idaresince tebliğ değişikliğine gidilmediği ve mevcut tebliğ çalışmalarında da bu hususa değinilmediği anlaşılmıştır. Eleştiri konusu uygulamaya her geçen gün yenileri eklenmektedir. Ticaret Bakanlığı cevap veriyor, sayışta ısrar ediyor. Turkuality, Turkuality üzerinden verilen teşviklerde çok büyük bir kara delik var. Bu kara deliğin de en karanlık kısmı Simit Sarayı'dır. Dolayısıyla bu noktada bu büyük teşvik ve ardından gelen büyük savurganlık ve şirketin ve ortaklarının kasasını doldurmak ve belirli noktalara, yandaşlara para aktarmak yetmemiş olacak ki bu sefer de Ziraat Bankası zararına zararı ödemek de koşuluyla Rekabet Kurumuna başvurarak büyük bir e, külfeti vatandaşın omuzlarına yüklemektedir. Yani vatandaşımız gitmediği hastanenin parasını ödemek zorunda kalıyor. Binmediği trenin yolcu garantisi nedeniyle parasını ödemek zorunda kalıyor. Geçmediği köprüden araç geçiş garantisi verildiği için yine araç üzerinden para ödemek zorunda kalıyor. Şimdi de yemediği, yiyemediği simitin parasını ödemek zorunda kalacak. Devlet verdiği teşviklerle vatandaşın yemediği simiti vatandaşa ödetecek. Ancak bu öyle bir teşvik ki Yemediği simit bizim normal sokakta yediğimiz karnımızı doyurmak için yediğimiz simit değil, ancak özel jetlerde yenebilecek olan altından yapılmış bir simit ve e, kasası boşaltılmış bir ticaret bakanlığı ve cebi boşaltılmış vatandaşlarımızın karşı karşıya bırakıldığı durumdur. Kendisine beyan edilen faturalandırılmış tutarların yüzde ellisini direkt olarak bir hibe niteliğinde veriyor. Yüzde ellisi. Ancak beyan edilen tutarların da doğru olduğu kabul edilirse, yani Londra'daki bir e, mağazanın kira bedeli, olduğundan iki kat yüksek gösterilirse veya anlaşma o bağlamda yapılırsa yani kağıt üzerinde gösterilen tutarın gerçek bedeli aslında iki kat daha aşağıdaysa dolayısıyla turku üzerinden bu teşvik e, beyan edilen tutarın yarısı ödendiği için aslında yüzde yüzü belki de yüzde iki yüzü ödeniyor. Dolayısıyla e, simit sarayının biz turku şu kadar para aldık, bu kadar para aldık. E, beyanları da bu doğrultuda aslında anlamını zaten kaybediyor. E, 400 şube üzerinden baktığımızda ki bunun 250 tanesi e, Türkiye'de bulunuyor. E, bunun üzerinden baktığımız zaman dediğim gibi en az en az 2 milyar TL'lik bir teşvik söz konusu. Tabii bu teşvik sadece Simit Sarayının patronları mı? E, e, alıyor. Onun belirli bir bölümünü bu teşviği veren e, yandaşlara mı aktarıyor? Bu nasıl bir ortaklık sistemidir? E, bu konuyla ilgili de ilerleyen günlerde daha da e, açıklamalar yapacağız. Sıfır riskli bir iş. Sıfır risk. Burada zaten alınan teşvikle birlikte risk sıfıra indirilmiş. Dolayısıyla burada oluşan delik yani borç olarak görünen delik Ziraat Bankası bu borçları ödemeyi taahhüt ettiğinde Simit Sarayı'nın borçlarını ödemek istediğinde Simit Sarayı'nın borçlu olduğu yerlere bu parayı aktaracak. Bizim vergilerimizi aktaracak. Peki bu borçlu olan yerlerden paraları alanlar Simit Sarayı'nın patronları bu paraları ne yaptı? Nerede bu paralar? E bu paralar bir, bir küçük örneğini gösterdim. Yani Challenger... E, 300 tipi özel bir jet ama yani e, gerçekten bu e, gerçekten bu uçak aslında aldıkları teşviğin yanında küçük bir uçak. Yani ya bundan bir filo, filosu var bir yerlerde. Belki açıklamadıkları. Veya bunun yerine e, birkaç tane Airbus deniz açırı uçuş yapabilen uçak, bir Boeing filosu aslında bunları da alabilirdi. Devlet kaynakları bu doğrultuda birilerine yine bir kez daha peşkeş çekildiğini görüyoruz. 2 milyar TL'yi bugün teşvik olarak Türkiye'deki hangi vatandaşımıza verseniz bugün Simit Sarayı'nın geldiği noktadan kat be kat daha güzel bir noktayı hem taşırdı hem endüstriyel sanayi do, sanayi üretimi yapabilirdik ve dolayısıyla Türkiye'yi geleceğe daha e, güzel e, ve daha kuvvetli bir şekilde taşımış olurduk. Dolayısıyla 500 milyon dolarlık kısım bir borç değil, belirli bir yere aktarılmış bir para.